Merhaba arkadaşlar, ben bugün size büyük bir filozof olan Ahmet Akan'ın hayatını anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Hem şair hem de büyük bir filozof olan Ahmet Akan 1651 yılında Doğu Beyazıt'ta doğdu. Aslen Hakkari'li olan Hani'nin babası Şeyh Elyas'tır ve Haniyen aşiretine mensuptur. İlk dersini babası Elyas'tan alan Hani, kendi hem bilim hem de din alanında geliştirmek ister. O dönemde yüksek öğretimler fakir okullarında yapıldığı için Hani de bu okullardan birine başlar. Fakirlik derslerinde Arapça öğrenip Beyazıt'taki Muradiye Medresesi'ne gider ve bir süre burada eğitim görür. Kısa bir süre sonra Urfa, Ahlat ve Bitlis'e giden Hani, daha sonra Suriye, Mısır, İran gibi ülkelere gittiği yazdığı eserlerden anlaşılmaktadır. Hani'nin yaşamı bir şair, düşünür ve tasavvufluğun yaşamı olmanın yanında aynı zamanda bir felsefecinin de yaşamıydı. Düşüncelerini yaşama geçirmek için çok uğraşan Hani, onları Kur'an düzeyinde tutmak yerine insanları hareketlendirme ve bilinçlendirmeye yönelik bir güç haline getirmeye çalıştı. İyi bir devlet için iyi bir yönetici olmalı diyen Hani, fikirlerini dönemin yöneticilerine bilgilendirmek ve onları yönlendirmek için kullanılmıştır. Sürekliliğini ve kolay ulaşabilirliğine sağlam temellere dayandırmak ve sonraki kuşaklara kındırmak için gençlere yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar arasında Beyazıt'ta bir okul veya İshak Paşa Sarayı'nın yanında bir kütüphane kurduğu söylenilmektedir. İlmi yaymayı kendine ödebilen Hani, yaşam boyunca bir sürü düşünürden etkilenmiştir. Bunların başında Fekriye Teyran, Hipokrat, Platon, Aristo, Farabi, Firdevsi, Ömer Hayyam ve Nizami gelmektedir. Dönemin en etkili ilim adamlarından eğitim alan Hani, Muradiye Medresesi'ne geri dönüp uzun yıllar burada ders verip çalışmalar yapmıştır. 1707 yılında doğduğu yer olan Beyazıt'ta ölmüş ve buraya gömülmüştür. Türbesi ziyarethaneye dönüşmüş ve günümüzde ziyarete açık kullanılmaktadır. Memuzin, Ahmet Akan'ın bir eseri. Eserde birbirine aşık olan ancak kavuşamayan iki gencin trajik öyküsünü anlatır. Bu hikaye milattan çok önce bir destandır. Arkadaşlar, hikayemiz bitti. Benim böyle videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi seyirler dilerim.